sadece 35 katılımı olacak desek ki kadının da erkeğin de bir demografisi var. O demografi içinde kadının sadece gençlerin ekonomiye katıldığını düşünürsek %36 ediyor. 35 derken biz kadın için hiçbir şey yapmayacağız mesajı veriyoruz. Bu bizi ürkütüyor, üzüyor, korkutuyor. Kadınsız 10. ekonomi olmamız maalesef mümkün değil. Dolayısıyla bize cesaret veren, destek veren ve kadını kabul eden projeler içinde olduğumuzu biliyoruz. Kadınlar olarak da bu projelerde en büyük destekçimiziz. Ama kadını açık, seçik, destekleyen ve ekonominin içine kabul eden, gerek istihdamı kabul eden projeler üzerinde bir çalışmamız ve kucaklamamız lazım diye düşünüyorum. Evet, ülke ekonomisinden uluslararası düzeye doğru gidersek, yeni dünya düzeninde kadının yükselen bir gücü var. Kadın kazandığı her paranın %90'ını ailesi ve toplum için harcıyor. Kadın tasarruflu ve kadın topluma dönen işler yapıyor. Bu bizim için çok önemli ve kadına verilen her para topluma geri dönüyor diye düşünüyoruz. Yalnız yine yapmamız gereken bir şey var. Kadın girişimciliği, burada bir kadın girişimci derneğinin konferansında daha iyi olmalı. Türkiye'de her 100 girişimciden maalesef sadece 6'sı kadın. Amerika'da her 100 girişimciden %40'a yakını kadın. Bu çıtayı daha yükseltmek, kadının girişimciliğini her yerde desteklemek, Yapılan araştırmalar gösteriyor ki kadına değer veren kurumlar daha başarılı. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki kadın görüşünü risk alma ve satış kabiliyetini değerlendiren kurumlar kendi neticelerinde de son derece başarılı gösteriyorlar. Avrupa bölgesinde yapılan araştırmada Avrupa bölgesinde beklenen kadın artışı %13 olacak. Eğer kadının gayri safi milli hasıladaki artış %13 olacak. Eğer kadın planlandığı gibi ekonomiye katılırsa. Yani kadın ülkeye zenginlik, para ve bolluk katıyor. Yeni dünya üzerinde bir şeyler oluyor. Çok yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde bir seçim istedik. Amerika Birleşik Devletleri seçmeniyle birlikte heyecanlandık. Amerika Birleşik Devleti seçmeniyle birlikte neticeyi merak ettik. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçildiğinde %48 oyu almadığını bildiği tüm Amerikan ailesini kucakladı. %48 oy kendisine verilmemişti. Karşısında çok önemli bir politik parti vardı. Amerika tarihinde pek çok başkan yetiştirmiş Cumhuriyetçi Parti. Bu partinin %48 oyunu kendisine vermediği halde Amerikan ailem dedi ve kaybeden başkan adayı Romney ailesini tebrik etti. Bu kucaklamaya ve bu şeffaflığa tarafında ihtiyacımız var. Evet, Amerikan seçimlerinden önce başka bir olgu oldu. Arap Baharı. Arap Baharı'nda bu denge hiç değişmez. Bu böyle geldi, böyle gidecek dediğimiz yöneticiler değişti. Sokağa çıkmaz denilen kadınlar gösteri yaptı. Ve Arap Baharı'nda bir değişiklik izledik. Hep beraber şeffaf, itirazcı, haklı ve değişim. Bir başka değişim hikayesi Rusya'dan geldi. Rusya değişik rüzgarın arkasında her zaman kadın vardı ve bu kadın gücü değişimi, güzelleşmeyi, ilerlemeyi getirdi dünyamıza. Şimdi bir şarkı dinlemek istiyorum. Bir şarkı bize ne söylüyor? Dinleyebilir miyiz birlikte? Imagine no possessions.
Yapabilirseniz eğer bir dünya düşünün. O dünyada birlikte açlık, açgözlülük yok. Birlikte paylaşım içinde, dostluk içinde yaşayan bir dünya düşünün. Bana hayalperest diyebilirsiniz. Ama ben burada yalnız değilim. Ben sizi bu görüşüme bekliyorum. Birlikte dünyada kadın, erkek hep beraber bir dünya için çalışmak üzere. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sayın Türkan'a çok teşekkür ediyoruz bu güzel konuşması için. Şimdi de zirvemizin ana sponsoru Garanti Bankası'nın Genel Müdürü Sayın Ergun Özen'i kürsüye davet etmek istiyorum konuşmasını yapmak üzere. Sayın Bakanım, değerli konuklar, değerli basın mensupları, KAGİDE'nin düzenlediği ve ilk yılından itibaren desteklediğimiz Uluslararası Kadın Girişimcilik ve Liderlik Zirvesi'nin açılışına hepiniz hoş geldiniz. Dünya çapında lider ve girişimcileri buluşturan kadının günümüz ekonomilerinde sahip olduğu gücü daha üst seviyelerine taşıyacağına inandığım bu küresel zirvede bulunmaktan ben de büyük mutluluk duyuyorum. Sevgili konuklar, kadın girişimciliğin çoğalmasıyla toplumun daha hızlı ilerleyeceğine, verimlilik ve kalkınma sağlanacağına inanıyoruz. Üretime katılan her kadının sosyal ve ekonomik gelişime ivme kazandıracağını hepimiz biliyoruz. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde bu potansiyel gücü aktif üreti ve çevirmenin topluma katkısı göz ardı edilemez. Kadınların istihdam oranındaki artışın ekonomik büyümeyi ciddi oranda arttıracağını tüm araştırmalar gösteriyor. Örneğin bu yükselişin Amerika'da %5, Japonya'da %9 oranında gerçekleşeceği öngörülüyor. Ancak ülkemizdeki toplumsal yapı nedeniyle bireysel hak ve özgürlükler, eğitim ve iş gibi pek çok alanda kadınlara erkeklerden daha az fırsatlar sunuluyor. 2011'de Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranının sadece 28.8 olduğunu görüyoruz. Sadece bu rakam bile kadınları destekleme konusunda alınacak ne kadar fazla yol olduğunu gösteriyor. Değerli konuklar, Garanti Bankası olarak bine yaklaşan şubemiz ve 17 bin çalışanımızla 11 milyonu aşkın müşterimize bankacılık hizmeti verirken, müşterilerimiz arasındaki kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık yaparak destek olmanın yollarını tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda 2006 yılından bu yana özel bir segmentte değerlendirdiğimiz kadınlar için en fazla eksikliğini hissettikleri finansman ve eğitim alanlarında çözümler üretmeye çalışıyor, onları cesaretlendirmeyi hedefliyoruz. Geliştirdiğimiz uygulamalar, aracılık ettiğimiz ulusal ve uluslararası finansal kaynaklarla ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlıyoruz. Kadın girişimcilere finansal destek vermek için çıkarttığımız kadın girişimci destek paketiyle özel faiz oranları içeren ihtiyaç ve yatırım kredileri sunuyoruz. Hizmete sunduğumuz altın teminatlı kredi ile kredi alırken altınlarını teminat gösterebilen kadın girişimcilerin ticari amaçlı finansmanına ulaşmasını kolaylaştıracağız. Yaşamın her alanında olduğu gibi çalışma hayatında da kişisel gelişimin büyük önem taşıdığına inanıyor. Kadınlarımıza katkı sunmak için 2008'den bu yana KAGİDE'yle birlikte kadın girişimci buluşmaları
çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Şimdiye kadar 19 ilde yaklaşık 4000 girişimciyle buluştuğumuz toplantılarda iş hayatında faydalı olacak bilgilendirmeler yapıyoruz. Ayrıca girişimci kadınların ilham verici başarı öykülerini paylaşması için Ekonomist Dergisi ve Kagider ile birlikte 2007'den bu yana Türkiye'nin kadın girişimcisi yarışmasını düzenliyoruz. İlk yılında 113 başvuru olan başvuru sayısının bu sene 6000'i aştığını görmek projemizin ihtiyaca cevap verdiğinin en somut kanıtı. Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile birlikte yürüttüğümüz Kadın Girişimci Yönetici Okulu projesi ise ücretsiz bir eğitim programı. Proje kapsamında kadın girişimciler Boğaziçi Üniversitesi'nin deneyimli akademisyenlerinden kurumsallaşma, inovasyon, sürdürülebilir şirket yönetimi gibi konularda eğitim alıyor. Eylül'de Ankara'da başlayan, şu an İstanbul'da devam eden eğitimlerin bir sonraki durağı ise İzmir olacak. Kadın girişimciliğin vizyonunu geliştiren bu tür çalışmaların çok önemli bir işlev üstlendiğini özellikle vurgulamak isterim. Kadın girişimciliğin desteklenmesini odağına alan öncü bir bankanın yöneticisi olarak kadınların etkin olmadığı bir toplumun ve ekonominin küresel dünyaya entegre olamayacağı inancındayım. 2023 yılı ilk 10 ekonomi arasına girme vizyonunu taşıyan Türkiye'nin yüksek hedeflerine ancak ve ancak kadınlarımızın gücüyle ulaşabileceğine inanıyoruz. Saygıdeğer konuklar, yeni dünya düzeninde kadınların yükselen gücü teması çerçevesinde yapılacak zirvede iki gün boyunca birbirinden değerli konuşmacıların engin birikimlerinden faydalanacağız. Kadının ekonomiye katılımının girişimcilik ve liderliğinin önemini tartışacağız. Hepinize bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Katılımınız için çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Özen'e de çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, bir yandan ekranda Twitter mesajlarını takip ediyor musunuz bilmiyorum. Ama bugün amaçlarımızdan bir tanesi de mümkün olduğu kadar çok kişiye ulaşmak. Sosyal medya üzerinden trend topic olmak istiyoruz. Zirvemizdeki ana oturumlarımızın konuları ve de konuklarımızla. Onun için bulduğunuz fırsatlarda sizler de girişimci kadın ve yeni dünya hashtagleriyle mesaj atarsanız çok seviniriz. Efendim, yeni dünya düzeni, yeni bir dönem, yeni fırsatlar ve kadının yükselen gücü başlığı altında ana tema konuşmalarını gerçekleştirecek birbirinden değerli konuşmacılarımız ve liderlerimiz var. Önce TÜSİAD Başkanı Sayın Ümit Boyner'i konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz. Sayın Bakanım, kıymetli konuklar, değerli basın mensupları. Ben öncelikle Kagider'e ve Garanti Bankası'na bana burada sizlere seslenme imkanı verdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Kagider'in 10. senesi 2002 yılında tam 10 sene evvel 37 girişimci kadın Kagider'i kurmuştuk. Bugün de burada o günlerden eski dostlarımı, eski ve sürekli dostlarımı ve çalışma arkadaşlarımı görebildiğim için de çok mutluyum. Ben de Kagider'in 10. yılını kutluyorum ve daha nice verimli, başarılı yıllar diliyorum. Bir taraftan da Garanti Bankası'nı kutlamak istiyorum. Sadece sponsor olduğu için değil, demin Ergun Özen'in bize bahsettiği spesifik kadın girişimcilere yönelik paketler hazırladıkları, programlar hazırladıkları ve aslında bankacılık sektöründe bir rekabete ön açtıkları için de özellikle aydın ışığı görmüş erkek yöneticilerini, Garanti Bankası'nı tebrik etmek istiyorum. Evet, gerçekten başkanın da söylediği gibi 21. yüzyılın dünyası artık bizlerin içinde büyüdüğü ve normlarına alıştığımız dünya değil, ciddi bir değişim içinde. Dünya ekonomisindeki belirsizlik ortamı ağırlığını korumaya devam ediyor. Ama hepimiz biliyoruz ki biraz kadınlar da biz tabii olumlu düşünmeye yatkın varlıklarız. Krizlerden fırsatlar çıkıyor. Ben biraz bunun üzerinde durmak istiyorum. Borç ve güven krizleri kapsamında devam eden bu belirsizlik ortamı küresel anlamda üretim ve ticaretin giderek daha da yavaşladığı, dünya genelinde istihdam açısından daha olumsuz gelişmelerle karşı karşıya kaldığımız ve kısa vadede tünelin ucundaki ışığı net göremediğimiz bir tabloyla bizi karşı karşıya getiriyor.
İçinde bulunduğumuz küresel kriz döneminin öncesinde yüksek büyüme dönemleri yaşadık. Bu dönemlerde dünyada finans, bilgi teknolojileri, altyapı ve lojistik alanlarındaki gelişmeler sayesinde aslında iş bölümü açısından önemli gelişmeler oldu. Özellikle imalat sanayinde fiziki üretim artan bir hızda uygun piyasa koşullarına sahip, ucuz ve bol iş gücünün olduğu gelişmekte olan ekonomilere kaydırıldı. Ve biz bir zaman bildiğiniz gibi eksen kayması, değer kayması tartışmalarını yaşadık ve gerçekten de özellikle demografik yapısı ve üretim gücündeki artış nedeniyle dünyada bir noktada batıdan doğuya doğru bir kayma olduğunu da biliyoruz. Diğer bir ifadeyle küreselleşmenin iletişim ve finans alanlarının gelişimiyle hızlanması beraberinde fiziki üretimde de küreselleşmeyi getirdi. Böylelikle küreselleşmenin 20. yüzyılın sonunda tarihi bir aşamaya ulaştığını görürken diğer taraftan gelişmekte olan piyasa ekonomileri üzerindeki en önemli etkisinin yerel ve küresel ekonomik sisteme de yeni üretici ve tüketici kitlelerinin katılımı yönünde olduğunu da görüyoruz. Elbette mesele sadece ekonomik boyutta kalmadı. Ekonomik yapıya dahil olmaya başlayan yeni gruplar, politika başta olmak üzere birçok toplumsal alanda meşru ve gecikmiş haklarını talep eder hale geldi. Yukarıda çizdiğim olumsuz küresel ekonomik görünümün belki de demokratikleşme, sermayenin tabana yayılması, mobilizasyonun genişlemesi gibi olumlu yönde gelişmesini sağlayacak bu değişim bugün kendini açık bir şekilde ortaya koyuyor ve başta kadınlar olmak üzere ekonominin ve toplumun büyük ölçüde dışında kalan sosyal gruplar için yeni fırsatlar doğuyor. Gelişmiş ekonomilerin yeterince olgunlaşmış toplumsal yapıları ve artık duraklama aşamasına gelmiş nüfus dinamikleri, ekonomik ve sosyal yönden yapının dışında kalan grupların varlığını azaltıyor. Gelişmekte olan ülkelerin ise gerek demografi, gerekse ekonomik gelişme itibariyle toplumun geniş kesimlerinin ekonomiye ve sosyal süreçlere katılımı yönünde çok hızlı bir değişime ihtiyaç duyduğu da malum. Bu nedenle dünya ekonomisinin toparlanması ve sürdürülebilirliği için zorunlu hale gelen yeni demokratik toplumlar ve bu toplumları oluşturan yeni üretici ve tüketici kitlelere ihtiyacı aynı zamanda kadınların ve ekonomik sosyal yapının dışında kalan grupların önüne büyük bir fırsat ufku koyuyor. Bu perspektifle baktığımızda kadınların özgür iradeleriyle içinde bulundukları toplumda siyasi ve ekonomik yapıya katılmaları ve söz sahibi olmaları dünyamızın ve ülkemizin çok daha iyi bir konuma taşınabilmesi açısından da kritik önem taşıyor. 21. yüzyılın başından bugüne Türkiye'ye baktığımızda bir yandan artık küresel düzeyde önemli bir aktör olabildiğimizi görüyoruz. Öte yandan küresel ölçekte gösterdiğimiz ekonomik başarının kalkınma süreçlerine maalesef aynı ölçüde yansıyamadığını da biliyoruz. Uluslararası karşılaştırmalar dikkate alındığında 2011 verilerine göre Türkiye İnsani Gelişmişlik Endeksinde 187 ülke arasında 92. sırada. Cinsiyet uçurumu endeksine göre ise maalesef kadının ekonomiye katılımında 135 ülke arasında sondan dördüncüyüz. Bu bizi bence kamçılamalı diye düşünüyorum. Son yıllarda kadınların çalışma hayatına katılımını artırmak için olumlu, ciddi yasal düzenlemeler, sosyal politikalar hayata geçti. Kadının ekonomiye katılımında diğer ülkelere kıyasla geride kalan konumumuzu, yani alınacak daha çok mesafe olduğunu göz önüne aldığımızda bu konuda daha etkili politikaların hayata geçirilmesi için daha çok çalışmaya ve politika üretmeye de devam etmek zorundayız. Çünkü 2023 yılında dünyanın en büyük ekonomilerinden birisi olmayı hedefleyen Türkiye'nin insani gelişmişlik ve cinsiyet eşitliği konusundaki mevcut tabloyu değiştirmeden bu hedefi gerçekleştirmesi mümkün değil. Cinsiyet eşitliği
kapsayıcı yani inklusif toplumun ve önümüzdeki dönemin temel belirleyicisi olan sürdürülebilir kalkınmanın da temel ayaklarından birisi olarak öne çıkıyor. Bu konuda hükümetlere, iş dünyasına, sivil topluma ve uluslararası kuruluşlara yani hepimize çok önemli görevler düşüyor. TÜSİAD olarak özel sektörde kadınların istihdamına özel bir vurgu yapıyoruz. Biz yaptığımız bir anket sonucuna göre kendi üyelerimiz aşağı yukarı 3500 şirketi temsil ediyoruz. Kendi üyelerimize ait firmalarda çalışan kadınların oranı %35. Üst yönetimde kadın oranı %19 iken orta kademe yönetimde bu oran %43'e çıkıyor. Yönetim kurulu başkanlarının %10'u, yönetim kurulu üyelerinin %19'u kadın. Söz konusu oranların özellikle yöneticilerle ilgili olan bir kısmı Avrupa Birliği ortalamasının oldukça üzerinde olmakla birlikte elbette bizim hedefimizde çok daha yüksek oranlar olması gerekiyor. Biz gerek üyelerimiz gerekse kamuoyu nezdinde farkındalık yükseltme çalışmalarına devam edeceğiz. Çünkü açıkçası bu anketin sonunda bile gördük ki biz bu soruları sorduğumuz zaman bu sorulara cevap vermek zorunda kalan yöneticilerde farkındalık arttı, bilinç arttı ve önümüzdeki sene tekrar aynı soruları, aynı oranları duymak istemediğimizi de hissettiklerini ben çok iyi biliyorum. Gerçekten bu konunun üzerine gitmek kurumlarda çok etki, fayda sağlayabiliyor. Türkiye'de kadının istihdama katılım oranına baktığımız zaman bilinç artırma, aile ve iş hayatını dengeleyen sosyal politikalarla destekleme gibi yapılması gereken daha çok işimiz var. Tabii bununla birlikte özel sektör deyince sadece TÜSİAD üyelerinden de bahsetmemek lazım. Özellikle de büyük ve kurumsal şirketleri de akla getirmemeliyiz. Çünkü Türkiye'deki şirketlerin büyük bir çoğunluğunu küçük ve orta ölçekli işletmeler, dolayısıyla toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda KOBİ'lerde de farkındalık yaratıcı çalışmalara ihtiyaç var. KOBİ'ler önemli bir oran oluşturduğuna göre. Bunun için de kadın konusunun sürekli kamuoyu gündeminde tutulması gerekiyor. TÜSİAD'da kadın erkek eşitliği çalışma grubu olarak 2010 senesinde Tek Kanatla Geleceğe Uçamayız temasıyla bir dokümenter film hazırladık. Onu zannediyorum birçoğunuz izleme imkanı buldunuz. Bu filmde de vurguladığımız gibi eğer ülke olarak potansiyelimizin yarısından faydalanamazsak uçacak bir kapasiteye sahipken hedeflerimize ancak yürüyerek ulaşabiliriz. Bir toplumda kadınlar ekonomiye yeterince katılamaz, refah ve zenginlikten paylarını alamazsa, adı Avrupa Birliği üyeliği olsun, gelişmiş ülkeler grubuna dahil olmak olsun, ne olursa olsun, ülkemizin bir üst lige çıkması mümkün olamayacak. Öncelikle tüm tarafların bunun bir kadın meselesi değil, bir toplum meselesi olduğunu anlaması gerekiyor. Ve bu süreçte özellikle erkeklerin de farkındalığını artırmak önemli. Hepimizin bildiği gibi ülkelerin rekabet gücü ve ekonomik büyüme siyasi istikrardan doğrudan etkileniyor. Siyasi karar mekanizmalarında yer almak demek, mevcut sınırlı kaynakların doğru bir şekilde değerlendirilmesi, ülke ekonomisini doğrudan etkileyecek kararların verilmesi, gelir dağılımındaki eşitsizliğin giderilmesi, hizmetlerin ve fırsatların toplumda adil bir şekilde dağıtılması gibi konularda söz sahibi olabilmek demek. Kadınlarımızın siyasette de, ekonomide de daha çok söz sahibi olması, daha dengeli ve sürdürülebilir politikaların hayata geçirilmesi açısından önemli. Sayın konuklar, 20. yüzyılda gelişmiş ülkelerin karşılaştığı gibi Türkiye'de demografik bir değişim sürecinden geçecek. Sahip olduğu genç ve dinamik nüfus, Türkiye'nin daha iyi bir gelecek oluşturmaya yönelik ana dayanaklarından birini teşkil ediyor. Bildiğiniz gibi 2041'e kadar Türkiye'nin çalışma çağındaki nüfusu artmaya devam edecek. Bu bizim için aslında bir demografik fırsat penceresi.
Bu artış devam ederken ben Sayın Başkan'a katılıyorum. 2023'te kadın istihdamına katılımının %35'e konması açıkçası bize de az geliyor. Türkiye'nin iddiaları, kadın istihdamı konusundaki iddialarının özellikle böyle bir demografik değişim geçirirken çok daha yüksek olması gerektiğini düşünüyoruz. Çalışabilir çağ nüfusunun artmaya devam ettiği bu demografik fırsat penceresini gerçek bir fırsat olarak değerlendirmemiz için toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını tüm politika alanlarına yerleştirmemiz ve içselleştirmemiz de gerekiyor. Bu konuda ancak kararlılık sergilediğimiz ölçüde demokrasisi kökleşmiş ve ekonomisi gelişmiş bir ülke olarak dünyada imrenilecek bir konuma erişebileceğimize inanıyorum. Bu salonda 10 yıldır cinsiyet eşitliği ve kadının ekonomik etkinliği için çalışan dinamik bir enerji var. Ben bu enerjinin Türkiye'de ışığı görmesi gerekenlerin önünü aydınlatmaya devam edeceğine inanıyorum. Hepimize kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Ümit Hanım, sizi yerinizde tutalım lütfen. Küçük bir hediyemiz olacak. Onu size takdim etmek üzere Ergun Bey'i yeniden sahneye davet etmek istiyorum. Tekrar çok teşekkür ediyoruz değerli katılımlarınız için. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün Sayın Bakanımız bizlerle birlikte. Şimdi biraz da kendisini dinleyelim istiyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Şahin'i konuşmasını yapmak üzere buraya davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz efendim. Tekrar merhaba. KAGİDER'in ve TÜSİAD'ın değerli başkanlarını, değerli genel müdürümü, değerli misafirleri, hanımefendileri, beyefendileri, değerli basın mensuplarını sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bugün aramızda olan, ülkemize gelen misafirlerimize, medeniyeti birleştiren, medeniyetlerimizi birleştiren, burada bizimle kültürün başkenti olan İstanbul'da olmalarından dolayı duyduğumuz mutluluğu ifade ediyorum. Ve kendilerine İstanbul'da kaldıkları süreçte başarılı bir çalışma temenni ediyorum. KAGİDER'in 10 yılı geçti, 10 koca yıl. Bu işin temelini oluşturanlara, kuranlara, bugüne getirenlere, değerli başkanlarına, aramızda olan bütün başkanlarına ve bütün yönetim kurulu üyelerine bu çalışmanın içerisinde oldukları için tebrik ediyorum. Şahsım ve ülkemin kadınları adına şükranlarımı sunuyorum. Bu bir demokratikleşme mücadelesi aynı zamanda. Örgütlü hareket çok önemli. Kadınların örgütlenebilmesi, kadınların konu başlığı adı altında sorunlarına çözüm bulacak mekanizmaları güçlendirmeleri işte bu salonlardan geçiyor. Bu çalışmalardan geçiyor. 10 yıldan beri verilen önemli bir mücadele var. Ben hepinizi bu verdiğiniz mücadeleden dolayı tebrik ediyor, teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Zamanın ruhunu yakalamamız, değişen dünya düzenini anlamamız ve kendimizi o değişen dünya düzeninde istikametimizi, rotamızı iyi belirlememiz gerekiyor. Dünyayı Sayın Başkan anlattı. Dünya tarihine baktığınız zaman tarım devrimini, sanayi devrimini ıskalamış bir ülkeyiz. Ama şimdi önümüzde çok önemli bir fırsat var. Bilgi toplumu olabilir, bilgi ekonomisini yönetebiliriz. Kas gücünün kasa gücüne, kasa gücünün kafa gücüne geçtiği 3K dediğimiz bir geçiş sürecini yaşadık. Bu değişen dünya düzeninde en önemli gücün beşeri sermaye olduğunu biliyoruz. İnovasyonun, Ar-Ge'nin, kabiliyete dayalı büyümenin, girişimciliğin artık yükselen bir değer olduğunu biliyoruz. Bu yeni dünya düzenini iyi okumamız, gerekli bütün tedbirleri almamız, gerekli güçlü stratejik planlamaları yapmak durumundayız. Sayın Başkanlarımın söylediği gibi koyduğumuz hedefe ulaşabilmemiz, sürdürülebilir büyümeyi sağlayabilmemiz, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girebilmemiz de bu stratejik planlamalardan, doğru odaklanmadan
doğru yol haritasından doğru hedefe, doğru kişilerle gitmekten geçiyor. Bu bakımdan baktığımız zaman dünya da kendi düzenini kurarken çok zor bir dönemden geçiyor. Özellikle 2008'de yaşanan finans krizinin büyük bir ekonomik krize ve sosyal krize dönüştüğü bir dünya düzeninde bizim en büyük şansımız olarak düşündüğüm